dil melul melul. Öğretmen Hanım. Kusura bakmayın, ben zamansız geldim. Görmemem gereken şeyler de gördüm ama. Yok, önemli değil ya. Ya sonuçta gördükleriniz kimsenin bilmediği bir şey değil. Ben sizinle Erkan konusunda konuşmaya gelmiştim aslında. Vaktiniz var mıydı? Var var, tabii. Erkan'da... Futbol macerası bitip de kasabaya döndüğünde böyle bazı değişiklikler başlamıştı. Ama çok bariz değildi. Benim sınıfımda bir öğrencim daha var, Şirin. Bizim Erkan da ona biraz gönlünü kaptırmış. Mektup falan yazmış. Ama kızın ailesi öğrenince şikayet ettiler. Müdür bey de Erkan'ı disipline sevk etti. Bir de bunun üzerine çocuk iftiraya uğradı. Çeşit çeşit sıkıntıların içine düştü. En sonunda vallahi ben de anlamadım ama Şirin ve ailesi kasabayı terk ettiler. İşte tam bu noktada her şey birbirine girdi. Erkan okula gelmiyor. Okulu bıraktım diyor. Biz gittik, konuşmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık ama bizi de dinlemiyor. Vallahi Taner Bey, tek çaresiz kaldınız. İşte Şirin'in gidişi Erkan'ı yıkmış. Yani başka bir şey değil. Bilirim bu duyguyu. Öyle her şey boşluğa düşer. Her şey anlamsızlaşır. Erkan da şu an o boşlukta. Ama merak etmeyin, çıkar oradan. Benim de bu aralar böyle başım doluydu. Çok ilgilenemedim yani, benim de suçum var. Ama siz bana böyle birkaç gün müsaade ederseniz eğer toplarım ben durumu. Çok iyi olur vallahi, çok teşekkür ederim. Ya olur mu öyle şey öğretmen hanım, asıl biz teşekkür ederiz. Yani Erkan için dertlenmişsiniz, çaba gösteriyorsunuz. Ne demek canım, bu benim görevim. Bütün öğrencilerim benim için çok kıymetliler. Çok pardon. Benim bunu açmam lazım da. Tabii tabii, buyurun. Efendim anne. Tamam tamam bir dur, bir sakin ol. Tamam bak, panik yapma, ben bakacağım. Tamam. Kapat, haber bekle. Abim kaybolmuş. Sabahleyin bir çıkmış evden, çıkış o çıkış. Telefonlarına da bakmıyormuş. Bir dakika. Nasıl yani? Bizim Veysel'in, kaportacı Veysel'in yanında çalışmıyor muydu? Yok yok, işte orada da değilmiş. Gönül Dağı'nın oralarda mı görülmüş en son? Yine bir hayvanın peşinden mi ne koşuyormuş galiba? Yok vallahi açmıyor. Kesin başına bir işler açtı gene ya. Benim acilen gitmem lazım. Ben de geleyim sizinle. Ben de geleyim, oraları biliyorum çünkü, ben de geleyim. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin! İmdat! Sıkıştım kaldım buraya ya. Yardım edin ne olursunuz. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hoş geldiniz. Siz hadi karşıya. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Halimana. Nasılsın, iyi misin? İyiyim şükür. Sen nasılsın? İyiyim ben de şükür, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kızım afiyet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neredesin oğlum ya? Selim, nerede bu çocuk? Kız tarafı geldi. Ya ne bileyim ben. Ağla gideceğim dedi, aradım açmıyor da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bir kolonya falan dağıtayım da sen bir daha ara. Olmadı Ramazanları da ara, belki onlar biliyordur. Tamam hadi geç de dikkat çekmeyelim hadi. Ne güzel olmuş burası ya.
Sen ne ara ayarladın bu kadar şeyi? Ben hiç fark etmedim. Organizasyon bizden sorulur Asuman Hanım. Sevdiğimizin doğum gününü en güzel şekilde kutlarız. Senin doğduğun gün benim bu hayattaki en sevdiğim gün. Ha bir de evet dediğin gün. Ben doğum günümü unuttun sandım. O yüzden şimdi burayı böyle görünce çok mutlu ettin beni. Anam şebeken var burada. Telefon çekiyor. Hayır çekmekle kalmayıp bir de çalıyor. Efendim amcaoğlu. Neredesiniz oğlum? Amcaoğlu bir takım işlerimiz var halledip geleceğiz. Ya hemen gelin. Kız tarafa erken geldi. Taner yok ortalıkta. Senin haberin var mı? Yo bana ağla gideceğim dediydi. Allah'ım ya. Tamam gelirken bakarım bir. Tamam hemen gelin oğlum. Hadi. Tamam. Tamam amcaoğlu geliriz tamam. Hadi. Ne olmuş? Boş ver Asuman yürü ya. Burayı toparlayalım yürü. Ya bunlar benim en güzel anımı sürekli mahvediyorlar ya. Vallahi billahi topla Asuman topla. Tamam sakin ol. Ama yani vallahi billahi ya. Amcacığım. Burada tek başına gezinen bir adam gördünüz mü? Yok hiç kimseyi görmedim. Şu öte yana gitmeyin ama. Kurtlar geziyor o yanda. Ay iyice korkmaya başladım. Bizim abimi hemen bulmamız lazım artık. Yok tamam sakin olun. Bulacağız sakin olun. Şuralara bakalım da. Hadi gelin. Fazla! Fazla abi! Allah'ım. Ne olur birini gönder Allah'ım. Ölüp kalacağım yoksa ben burada. Sen. Demek senin sesinde dağlarda yankılar. Ne oldu sana böyle? Amca seni Allah gönderdi. Kayanın arasına sıkıştı bacağım. Ne olur yardım et. Çıkar beni buradan. Olmuyor. Olmuyor işte olmuyor. Ayağım kilitlendi kaldı taşın altında. Yardım çağır, bir şey yap ne olursun. Şurada bak telefonum var, ver de. Kardeşim ara, bir şeyler yap ya da sen. Ben bilmiyorum ki nasıl konuşuluyor onlar. Ver, ver amca ya. Böyle olmayacak. Jandarmayı arayalım mı? Ay. Abim arıyor. Alo. Alo. Selma. Abin neredesin Allah aşkına ya? Her yerde seni arıyoruz. Kardeşim kayalara sıkışıp kaldım. Ne olursun yardım et gel kurtar beni. Çabuk ol ne olur. Gönül Dağı'ndayız bak biz. Sen ne taraftasın hemen söyle gelelim. Galburla Güneş Taşıyan amcanın kulübesinin yakınlarında bir yerlerindeyim Selma. Çabuk yetiş ne olursun. Tamam tamam hiç merak etme hemen geliyoruz tamam. Tamam Selma sen. Neredeymiş? Bu şey Kalburlu Güneş Taşıyan amcanın kulübesinin oralarda bir yerdeymiş. Ya tamam ben biliyorum orayı hadi gidelim hemen. Hadi gidelim hemen.